Bismillahirrahmanirrahim. Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, ümmeti Muhammed abad ola, küffar haksar ola. Bu sohbetimiz feyiz ve berekete vesile ola deyip sözlerimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar konuyu ben edebiyat ve entelektüel kimlik arasındaki ilgi, alaka olarak belirledim. Bu muvacede önce bugün tabii bir son dakikada bu ortaya çıktı. Bir sürpriz oldu diyelim sizin için de bizim için de. Bu konu çerçevesinde sizin merak ettiğiniz, zihninizi kurcalayan, zihninize takılan bir mesele varsa önce onların soru halinde alayım. Sonra da ben bildiğimi okurum. Zaten Türkçe'de bir söz var. İmam bildiğini okurmuş. Onun için ben gene bildiklerimi söyleyeyim ama size faydalı olacak bir yönü varsa bu sohbetin, bu konuşmanın, o zaman sizin sorularınızla başlamayı tercih ederim. Böyle bir soru zihninde olan var mı? Yani bugünkü sohbet böyle entelektüel kimlik ve edebiyat efendim olunca şunu merak ediyoruz diyebileceğiniz bir şey var mı? Buyur. Din ve edebiyat alakası çok yani karışık. Din mi, dil mi? Din. Tamam, onu konuşalım, efendim tartışalım. Başka soru var mı? Şimdi arkadaşlar, entelektüel kimlik dediğimiz zaman biz efendim okumuş, yazmış, özellikle de üniversite kültürü seviyesinde, bilgisi seviyesinde bir merhale, bir aşama kazanmış kişilerin entelektüel olabileceğini, bizim Türkçedeki tabiriyle de aydın olabileceğini düşünüyoruz. Eskiden buna münevver der idik. Sonra bunun yerine aydın geldi. Son zamanlarda da Batı'dan bir sürü kelime aldığımız için kelime entelektüel olarak değişmiş oldu. Yani bu ne demek? Kendi bilgisi ile birlikte kendisinin önem verdiği, vermesi gereken değerler neyse onları da tanıyan, onları da bilen, kendi hayatına ve düşüncesine o istikamette yol ve yön veren kişi demek. Bizim eskiden bu manada kültürüne sahip kişi deniyordu. Kültürüne sahip olan, kendi kültürünü, kendi değerlerini bilen kişi. Kültür kelimesi de bizde önce hars olarak, Arapça hars kökünden getirildi ve hars da efendim tarla, ekilecek yer demek. Yani tarladan maksat da o kültürün yetişebileceği, gelişebileceği, iyi meyveler verebileceği bir alan demek. Şimdi bir insan münevver olunca, entelektüel bir kişiliğe sahip olunca o zaman kültüründen de haberdar olması, hatta kültürünü yaşaması ve o kültürü ileriye doğru taşıması söz konusu oluyor. Yani bizler sadece tanımak, bilmek, yaşamak değil, bir de ileriye doğru onu taşımak durumundayız. Böyle olunca da dünyada birkaç kültürden söz edebiliriz genel hatlarıyla. Bir tanesi her milletin mensup olduğu milli kültürü, kendi
efendim milletinin değerleri, kendi coğrafyasının değerleri, buna biz milli kültür diyoruz. Bu milli kültürler çok ama bu kültürlerin içinde dünyada dinin, sizin sorunuz işte burada başlıyor, dinin kültüre, sanata, edebiyata, hayata çok ciddi etkisi var. Böyle olunca da dünyada iki tane büyük kültürden bahsetmek mümkün. Birisi Müslüman milletlerin kültürü, buna genellikle Şark kültürü, Doğu kültürü diyoruz. Müslüman milletler coğrafyanın bu kısmında daha çok yaşadığı için. Bir de Batı'ya ait kültür var, değerler var. Ona da Batı kültürü, Batı değeri diyoruz. Şimdi bir Müslüman üç türlü kültürle karşı karşıya oluyor o zaman. İster iktisatçı olsun, ister sanatçı olsun, ister edebiyatçı olsun, hangi işle meşgul olursa olsun, bu üç kültürden yaptığı işe bir takım unsurlar etkili olacağı için o kültürün, o unsurlarını, o değerlerini iyi bilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi milli kültür. Yani sizler yarın kendi coğrafyalarınıza, kendi ülkelerinize döneceksiniz. O ülkelerde kendi kültürünüzle karşı karşıya kalacaksınız. Yapacağınız hizmetler de kültürünüzle çatışırsa netice alamazsınız. O zaman kültür çatışması yahut kültür değişmesi diye yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Onun için yapılacak şey herkes kendi milli kültürünü bilecek. Tekrar işareti bu milli kültürün içinde din de önemlidir. Milli dediğimiz mahalli o coğrafyaya, o efendim milletin değerlerine ait unsurlar da girer. Bir de İslam kültürü dediğimiz dinimizden kaynaklanan bir kültür var. O kültüre, o değerlere, o sanata, o edebiyata, o fikri birikime, o edebi yahut dünyaya bakış açısına sahip olmamız gerekir. Ona da İslam kültürü diyoruz yahut Şark kültürü diyoruz. Bir üçüncü unsur da Garp kültürü. Yani bizim dışımızdaki ve çoğunluğunu da Hristiyan ve birazında Yahudilerin teşkil ettiği bir kültür söz konusu. Yahudilerin dünyaya kültür ihraç etmek gibi bir kaygıları olmadığı söylenebilir. Neden? Çünkü Yahudilik milli bir dindir. Yani Yahudilere mahsustur. Onun dışındakilere pek ilgilendirmez. Zaten Yahudiler sonradan Yahudi olmayı da çok fazla benimsemezler. Onun için burada Garp kültürü dediğimiz zaman Yahudiler o kültürün içinde anılsa bile etkin olan Hristiyan kültürüdür. O zaman Hristiyan kültürü, Müslüman kültürü ve milli kültür. Ve bunların içinde de çeşitli geçişler var. Şimdi bizim entelektüel kimliğimizde, aydın kimliğimizde bu üç kültürün de bir takım değerlerinden istifade etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Zaten kültürler bütün milletlerin millet olarak, medeniyet olarak tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren müşterek olan unsurları önce o kültürün ana unsurlarını temin eder. Sonra da yavaş yavaş aşağıya doğru dallanır, budaklanır. Bu sefer işte Müslüman kültürü, milli kültür, işte Arap kültürü, Türk kültürü, Fars kültürü, Hint kültürü vesaire vesaire diye çeşitlenebilir. Şimdi böyle olunca bir aydın ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, bu dünyadaki kültürlerden kendi işine yarayanı, yaraması muhtemel olanı ve ileriye doğru taşıması gerekli olanı da
bilmeli, tanımalı ve almalı. Burada şunu söyleyeyim size. 1960'lı yıllarda Türkiye'den ilk defa Almanya'ya çalışmaya giden kişiler dönüp geldikleri zaman şunu söylerlerdi. Yahu Almanya'da herifler bir, bu işçilerin sözleriyle tekrar ediyorum, heriflerin bir Müslüman olmadıkları kalmış. Temizlik onlarda, hakka hukuka riayet onlarda, saygı onlarda vesaire. Sadece adları Hristiyan yahut pazar günü kiliseye gidiyorlar. Şimdi temizlik mesela bütün kültürlerin üzerinde ittifak ettikleri değerlerden birisidir. Saygı ve sevgi aynı şekildedir. Efendim insana değer vermek aynı şekildedir. Eğer verilmiyorsa, yapılmıyorsa bunlar istisnadır. O zaman siz saygıyı ve sevgiyi Alman kültüründen de öğrenseniz, Batı kültüründen de öğrenseniz, İslam kültüründen de öğrenseniz, saygı sevginin hudutları, çerçevesi nedir? Bellidir. Binaenaleyh bizim bu kültürlerden haberdar olmamız lazım. Bu kültürlerin de en önemli taşıyıcısı, yani bize bu kültürleri intikal ettiren, ulaştıran, bizim o kültürle temasımızı sağlayan şey de genel hatlarıyla sanattır. Tekrar ediyorum, genel hatlarıyla o kültürlerle irtibatımızı sağlayan sanattır. Çünkü sanatın bir estetik tarafı vardır, güzel olan tarafı. O güzellikler, saygının, sevginin güzeli, efendim yemeğin güzeli, oturma kalkmanın, davranışların güzeli, bunların hepsi sanat adı altına alınabilir. Gerçi bugün bazı şeylere zanaat deniyor, bazılarına sanat deniyor ama eskiden bu ayrım çok fazla yoktu. O modern dünyanın getirdiği bir şeydir. Onun için biz bu sanatlar vasıtasıyla bu kültürü kolay elde edebiliriz. Kolay yaşayabiliriz, kolay yaşatabiliriz ve kolay ileriye doğru taşıyabiliriz. Şimdi bütün dünyanın mimari ölçülerinde iki tane unsur görülür. Birincisi fonksiyonel olmaktır. Yani ne demek? İşe yarar olmaktır. İkincisi de mahalli malzemeyi kullanmak ve bunu estetik ölçüler içinde yapmaktır. Eğer bir yerde ahşap çoksa oranın mimarisi ahşaba yönelik olur. Taş çoksa taşa yönelik olur. Toprak çoksa toprağa yahut tuğlaya yönelik olur. Bu malzeme bunu estetik olarak güzel bir şekilde şekillendirmek esastır. Ve bir de bunun fonksiyonel olması, yani işe yarar halde olması. Buna bugün galiba ergonomi de diyorlar. Yani burayı kullanacaksanız, ne için kullanacaksanız, bu odanın yapısı, şekli, şemaili o ihtiyaca göre şekillenmeli ve tabii olarak da bir güzellik, bir estetik içinde şekillenmeli. Binaenaleyh bu unsurlar hepsi bizim için vazgeçilmez unsurlardır. Yani ne demek? Yani biz bir yerde bir iş yaparken bu unsurları göz önüne alacağız. Buradan hareketle şuna misal verebiliriz. Mesela Müslümanlar diyelim ki evlerinin içine ayakkabıyla girmezler. Yaygın olarak böyle mi? Böyle. O halde evin içine ayakkabıyla girilmeyecekse o evin döşemesi vesairesi şusu busu nedir? O ayakkabıyla girilmeyecek şekilde yapılmalı, yapılır. Yani yerler taş olmaz, mermer olmaz vesaire olmaz. Neden? Soğuk sıcak meselesi var. Ahşap olur, ahşap döşeme olur. Yani fonksiyonellik noktasından
Böyle bir şey var. Efendim, Müslümanlar diyelim ki günde 5 vakit abdest almak durumunda oldukları için lavaboları abdest alınacak şekilde dizayn edilmeli. Onu kolaylaştıracak şekilde olmalı. Biz çünkü ayağımızı yıkıyoruz, yüksek bir yere ayağımızı kaldıramayız. Batılı'nın yaptığı evin lavabosu kendisini çok fazla eğilmeden lavabonun içine suyu doldurarak yüzünü yıkadığı, sonra o yüzünü yıkadığı suyun o lavaboda birikmesi suretiyle şekilleniyor. Halbuki bize göre bu su temiz değildir. Oradan tekrar elimizi alıp, işte o zaman da işin içine ne giriyor? Din giriyor ciddi ölçüde. Bir de burada bir şey daha var. İslam dini insanın her haline rehber olacak özelliklere sahiptir. Efendim, otururken şöyle oturamazsın. Ayağa kalkarken böyle kalkamazsın. Namaz kılarken şöyle duramazsın. Yatarken şöyle yatamazsın. Tuvalete gideceksin. Eğer tuvalet taşı kıble istikametindeyse orada ihtiyacını göremezsin gibi. Aslında bu müdahale olarak bunu görmek de mümkün. Bütün dinlerde vardır. Ama İslam dininde biraz fazladır. Neden? Çünkü bizim hem bu dünyamıza yön verir, hem de burada yaptıklarımız öbür tarafta elde edeceklerimizi temin eder. Onun için de bir Müslüman mimar bir bina yapacaksa, estetik yapacak, mahalli malzemeyi kullanacak, israf etmeyecek, bir de dinin bu ölçülerine riayet edecek. Yani efendim, eve ayakkabıyla girildiği zaman orada yerde namaz ne yapılmaz? Kılınmaz. Onun için evine ayakkabıyla girmeyecek, o zaman ayakkabıyı çıkaracak bir sahanlık yapması lazım gibi. Şimdi bütün bunların edebiyatla alakası ne? Edebiyatla alakası şu. Bütün bilgiler yazılı metinler halinde nakledilir. Şifahi, sözlü olarak nakledilenler zamanla hem unutulur hem de ne olur? Değişir. Benim burada söylediğim bir kelime sizin tarafınızdan yanlış anlaşılabilirse bu sefer ne yapılır? Yanlış nakledilir. Hani ilkokullarda bir şey vardır. Öğretmen çocuğun birisinin kulağına bir şey söyler. O yanındakinin kulağına söyler. O yanındakinin kulağına söyler. En sonunda da söyle bakalım ne dedi arkadaşın sana dendiği zaman bambaşka bir söz çıkar. Evet. Yani bu İşte şifahi naklin sıhhati noktasından, yani sağlam mı olur, doğru mu olur? Yok, çok kaymalar olur. Hatta bazen çok yanlış şeyler bile olur. Şimdi buna şöyle bir misal verebiliriz. Yavuz Sultan Selim diye bizim, efendim söyleyeyim, büyük bir padişahımız var. Yavuz'a, Türkçe'de Yavuz, ne diyelim, eşkıya demek, hırsız demek, efendim çeteci demek, yani böyle manaları var. İyinin karşısındaki bir kelimedir. Yani iyi, Yavuz. İyiyi biliyoruz, Yavuz onun zıttı. Peki bu şekilde adlandırmayı kim yapmış? Vaktiyle, efendim hocam, İran'la Türkler birbiriyle savaşırken, savaşta herkes bir diğerine istediğini ne yapar? Söyler. Niye? Çünkü kafasını bile kesiyor. İstediğini söylemesi hiçbir şey değildir. Karşı taraf Yavuz demiş. Bu kötü manasına, hunhar manasına, işte şiddetli manasına, çeteci manasına. Fakat bizim taraftan da Yavuz bir takım başarılara imza attığı için bu sefer millet çocuğuna Yavuz kelimesinin kötü manasını unutmuş, ne yapmış? Karşı tarafa büyük zarar veren manasına Yavuz demiş. Şimdi Yavuz isimli çocuk var mı Türkiye'de? Çok. Ama kelime manasına bakarsanız, efendim kelime manası böyle değil. Ama baktığınız yere göre de durum değişiyor. Dolayısıyla
şifahi yani sözlü nakiller zaman içinde çabucak değişebilir. O zaman bunları yazılı metin haline getirmek lazım. Yazılı metin haline geldiğinde de bu işin hemen edebiyatla kuvvetli bir alakası oluyor. Dünyada dil konusunda yapılan çalışmalar şöyle bir sistemi bize gösteriyor. Diller önce konuşma dili olarak başlıyor. Biz senden konuşurken efendim söyleyeyim anlaşmak için bir şeyler söylüyoruz. Sonra o konuşmalar gelişince bu sefer onları yazmak icap ediyor. Yazı dili gelişiyor. Yazı dili geliştikten sonra edebiyat dili yani güzel yazı dili ortaya çıkıyor. Güzel yazı dilinden sonraki merhale de yani edebiyattan sonraki de medeniyet dili diyoruz. Bugünün medeniyet dili hangi dildir desem ne dersiniz? İngilizce. Neden? Çünkü hangi milletten olursa olsun bugün İngilizce bilen insan dünyanın en uzak köşesinde bile derdini ne yapar? Anlatır. Dün hangi dildi bu durumda? Fransızcaydı. Ondan önce hangi dildi? Arapçaydı. Çünkü Arap fütühatına bakarsanız Avrupa'yı vesaireyi. Ondan önce mesela Türkçeydi 14 ve 15. asırlarda. Medeniyet dili dediğimiz. Ama dil yazı dili olmaya yöneldikten itibaren aynı zamanda da edebiyat dili olur. Çünkü yazı dili konuşma dilinin sahip olduğu bazı imkanlara sahip değil. Bana bir şey sordunuz. Filan nasıl bir adam? Ben böyle yaptım. Bu ne demek? İyi bir adam değil. Peki bunu yazıya dökersem ben yüzümü ekşitip elimi böyle sallamam yazıda mümkün olur mu? Olmaz. O zaman yazıda diyeceğim ki bu insan şu 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 noktalardan, şu sebeplerle, şöyle davranışları yüzünden iyi bir insan değildir. O zaman tavsif edeceğim, tasvir edeceğim. İşin içine konuşma dilinin imkansızlığını gidermek için ne giriyor? Bu sefer edebi ifadeler, sıfatlar, kelimeler, şunlar bunlar giriyor. Onun için dil, yazı dili olmaya başladığı andan itibaren edebiyat dili olduğu için ve mimariyle de, iktisatla da, sanatla da, dinle de, eğitimle de ilgili her şey yazılınca edebi eser hüviyetine giriyor. Hele güzel birisi yazdıysa, kalemi kuvvetli birisi yazdıysa, anlatışı kuvvetli birisi yazdıysa, birikimi çok olan birisi yazdıysa, o aynı zamanda nedir? Edebi eserdir. Bunun böyle olduğunu Türkçeden şöyle bir misalle gösterebiliriz ki bu başka Müslüman dillerde de vardır. Şimdi Hazreti Peygamber'in hayatını anlamak, anlatmak, öğretmek konusunda yazılan kitapların çoğu edebi eserdir. Hazreti Peygamber'in hayatını anlatmak hangi ilim dalının işidir? Yani efendim? Yani sire hangi ilim dalına girer bugünkü tabirle? Tarih. Değil mi? Yani bir şahsın hayatını, savaşlarını, mücadelesini vesairesini. Bu ister bir padişahın olsun, ister bir peygamberin olsun, ister bir sanatkarın olsun. Tarih. Nitekim edebiyat tarihi de diyoruz bir meşhur insanın hayatını anlatma söz konusu olduğunda. Dolayısıyla Türkçe'de aslında tarihin alanına girmesi gereken Hazreti Peygamber'in hayatı hep edebi eserlerde anlatılmıştır. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber sıradan insan değil. Onu biz biraz övmek, biraz yüceltmek durumundayız. O zaman kelimelerimizi seçiyoruz. Seçmeye başladığımız zaman da bir edebi faaliyetin içine giriyoruz. Onun için de arkadaşlar
kültürü yazılı olarak nakletmek söz konusu olduğunda o hemen edebiyatın içine girer. Şimdi bu noktada arkadaşımızın sorusuna gelelim. Yani dinle edebiyat ne kadar iç içedir? Bütün dünyanın edebiyatlarında ve dinlerinde de durum aynıdır, onu söyleyeyim. Çok iç içedir. Neden? Demin dediğim gibi bizim dilimiz bizim her hareketimize, oturmamıza, kalkmamıza, yatmamıza, yememize, içmemize hepsine rehberlik ediyor. Başka dinlerde de bunu yapıyor. O halde dinin bizim hayatımızda çok kuvvetli bir etkisi var. Bu Hristiyan dininin de var, bizim dinimizin de var. Şimdi bizim açımızdan meseleye bakarsak, bizim edebiyatımızın kaynakları diye, yani edebiyatımızı besleyen efendim alan diye düşünürsek, bunun biz dört tane unsuru öne çıkardığımız, birisi Kur'an-ı Kerim, Müslüman edebiyatı, Türk edebiyatı, Arap edebiyatı, İran edebiyatı dediğimiz zaman birinci derecede etkili olan. İkinci derecede etkili olan hadisi şerif. Üçüncü derecede etkili olan tasavvuf. Dördüncü derecede etkili olan da peygamberlerin hayatları. Şimdi mesela peygamberlerin hayatları niye edebiyatımıza etkili? Şunun için. Peygamberlerin hayatlarında fevkalade mucizeler, olağanüstülükler var. Bunlara da biz esatir diyoruz. Hani Kur'an'da esatirul evvelin diyor ya. Yani geçmiş milletlerin başından geçen fevkalade olaylar. Edebiyat meseleleri abartmayı sever. Şimdi Batı edebiyatının temelinde ne vardır? Batı edebiyatının temelinde hangi esatir vardır? Yunan esatir vardı. Yani Yunan tanrılarının yaptıkları mesela onlar birer klişe haline gelmiş bir takım isimlerle adlandırılan. Bizim edebiyatımızda da bu var. Ama bizim edebiyatımızda onun dışında dediğim gibi Kur'an da var, hadis de var, efendime söyleyeyim tasavvuf da var. Bir de mahalli unsurlar dediğimiz Arap edebiyatı için Arapların kendi mahalli özellikleri, Fars edebiyatı için Farsların, Türk edebiyatı için Türklerin gibi bir takım özellikler var. Ama dikkat ederseniz ağırlıklı olan kısım nedir? Dini unsurlar. Bu Batı için de vardır. Batı edebiyatında da Hristiyan dininin, Hristiyan azizlerin, mesela bizim edebiyatımızda menakıb dediğimiz Evliyaullah'ın başından geçmiş fevkalade olaylar var. Batı edebiyatında da bir sürü aziz var. Onların başından geçmiş bir sürü efendim olayları anlatan menakıb nameler var. Bizden daha fazla. Ve o edebiyatın zeminini oluşturuyor. Misal verirken, teşbih yaparken onlardan istifade ediyor. Dolayısıyla gerek bizim edebiyatımız, gerek başka milletlerin edebiyatları dinlerinin ciddi tesiri altındadır. O halde bu sadece edebiyatta da kalmaz, bütün sanat alanlarına dağılır. Şimdi tezhip nereden çıkmıştır? Yani tezhibin gelişmesinde etkili olan şeyler, unsurlar, sebepler nelerdir desek ne diyebilirsiniz? Bizim dinimizin resmi yasaklamış olması. Çünkü tezhip dediğimiz şeylerde hepsi üsluplaştırılmıştır. Hayvanlar üsluplaştırılmıştır, çiçekler, ağaçlar. Halbuki Batı sanatında onlar birebir yapılır. Sonra bizde minyatür gelişmiş. Neye? Çünkü mücessem değil, üç boyutlu yahut buğutlu değil. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte dindir. Neden? Din resme başlangıçta cevaz vermemiş, yumuşak bakmamış ama sanat olarak bu ortaya çıkmış. Şimdi bizim batılı binaların cephe süslerine, cephelerine bakın. Oralarda bir sürü heykeller görebilir misiniz? Görürsünüz. Ama bizim binaların cephelerinde heykel yok. Ne var? Yine üsluplaştırılmış
Hatayiler, Rumiler, tezyinat dediğimiz şekiller var. İşte bu dinin sanatın tamamına ve tabii edebiyatı da etkisinden kaynaklanıyor. Binaenaleyh şimdi hangi milletten, hangi kültür dairesinden, hangi inanç dairesinden olursak olalım, bizim entelektüel kimliğimiz bakımından, yani kültürümüzü anlamak, tanımak ve yarına taşımak bakımından yapmamız gereken şey edebiyatla ve sanatla yakın alakamızdır. Yani biz her birimiz ilgi alanlarımız farklı olabilir ama belli bir çizginin üzerinde sanatla, edebiyatla meşgul olmamız lazım. Burada da bir durum ortaya çıkıyor. En kolay ilgilenilebilecek alan edebiyattır desem ne dersiniz? Bütün sanatlar içinde en kolay ilgilenilebilecek alan edebiyattır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Şimdi siz resmi seviyorsunuz. Eğer bir resim yapma, yani resim sanatıyla ilgilenmek istiyorsanız ne lazım size? Tuvaller, fırçalar, boyalar vesaireler vesaireler. Bunların hepsinin bir maddi karşılığı var mı? Maddi değeri var mı? Var. Yani çok güzel resim de yapabilirsiniz fıtraten. Yahut sonradan eğitimle bunu elde edebilirsiniz ama bu işi yapmak için bütün bu malzemeye ve geniş bir zamana ihtiyacınız var. Mesela bunu yatarken yapamazsınız. Otobüste giderken yapamazsınız. Ama edebi bir eseri, bir romanı, bir şiiri, bir besteyi otobüste giderken yapabilir misiniz? Okuyabilir misiniz? Okuyabilirsiniz. Faraza ben vaktiyle fotoğraf çekmeye çok meraklıydım. 1970'li yıllarda. Önce küçük bir makine aldım. Sonra onun objektifi şöyle, bilmem işte vizörü böyle, bilmem ne. Onu bıraktık. Daha büyüğünü aldık. Ondan sonra işte zoomlusunu aldık. Bilmem nelisini aldık. Şimdi filmler ortadan kalktı. O zaman bir de film derdi vardı. Şimdi yeni bu işle uğraşmak istiyorsam ben, bu sefer ne diyelim, elektronik bir makine almam lazım. Yani devamlı masrafım artıyor. Ve onun için sokağa çıkmam, dolaşmam, bilmem ne yapmam lazım filan. Ama edebi bir eserle, özellikle de edebiyatla ister edebi eseri meydana getirmek, ister edebi eseri tanımak bakımından ne yapmam lazım? Çok daha masrafsız, çok daha az zaman ayırarak, çok daha kendi imkanlarıma göre hareket ederek o konuyla ilgilenmem mümkün. Bugün güzel bir resim sergisi açılıyor. Ben eskiden resim sergilerine giderdim. Şimdi gidemiyorum. Neden? Yürüyemediğim için, vaktim olmadığı için. Ama basılmış bir kitap haline getirilmiş bir sergi kataloğunu evde de seyredebilirim, yolda da seyredebilirim, onun üzerinde durabilirim. O zaman edebiyatın bütün alanları, bütün sanat alanlarını kuşatan bu iddialı bir laf gibi görülür ama bir pratikliği ve kolaylığı var. İster şiir yazın, ister bir edebi metin yazın, bunu her yerde yazabilirsiniz. Ama resmi her yerde yapamazsınız, tesibi her yerde yapamazsınız. Diğer sanatları, diyelim ki bir mimari çizim yapacaksınız. Onun için özel bir masa, cetveller, bilmem neler, pergeller, bir sürü şey lazım. O sebeple ben diyorum ki, entelektüel, aydın, münevver olmak isteyenler, edebiyatla çok kolaylıkla ilgilenebileceklerinden ve edebiyat da bütün bu malzemeyi bir metin halinde sizin önünüze, masanız üzerine taşıdığından yeterince bilgilenebilirsiniz ve
entelektüel kimliğinize yeterince katkıda bulunabilirsiniz. Burada dediğim gibi edebi olarak bir şeyler yazabilmek de önemlidir. Çünkü bu birikime sahip olan, bu malzemeyi okuyan, tanıyan insanlar ne yapabilirler? Efendim onları kaleme alabilirler. Bir de halk şairi dediğimiz fıtraten manzum söz söylemeye yahut bir takım edebi ürünleri ortaya koymaya yatkın kişiler vardır. O başka bir alandır ve o sadece kabiliyetle ilgilidir. Ve dikkat edin, halk şairleri de belli bir çizginin üzerine ne yapamazlar? Çıkamazlar. Neden? Çünkü o rayı aşmak için mutlaka ekstradan bir takım faaliyetlerde bulunmanız lazım. Şimdi böyle olunca şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam peki biz ne yapalım? Biz kendimizi bu noktada nasıl yetiştirelim deyince ben şunları söyleyebilirim. Bir, her arkadaş hangi millete mensup ise o milletin sanatkarlarının, özellikle de edebiyatçılarının yazdığı eserleri mutlaka okumak durumundadır. Nazım olsun, nesir olsun, yani şiir olsun, efendim, düz yazı olsun. Bir kere herkes kendi memleketindeki edebiyatla belli bir seviyenin altına düşmeden ilgilenmek durumundadır. Efendim ikincisi, bir de bizim dahil olduğumuz medeniyet dairesi İslam olduğuna göre bu sefer İslam medeniyetinin öne çıkmış edebi eserlerini yine manzum olsun, mensur olsun okumak, onların farkına varmak, onlarda anlatılan cihan şumul, beynel milal, ne diyelim buna, bugün Türkçeyle ne deniyordu Süleyf? Uluslararası efendim değerleri oradan öğrenmemiz lazım. Bir de yine farklı bir medeniyet dairesi olarak batılıların bu manada ortaya koyduklarını öğrenmemiz lazım. Okumamız lazım, tanımamız lazım. Yani bunun Türkçe için şöyle bir örneği var. Başka diller için de mutlaka vardır da. Yani bizim Cumhuriyet'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı bir Batı klasikleri diye Alman, efendim Fransız, İngiliz, Avrupa'nın çeşitli milletlerine mahsus, hatta Rusları da o şeyde kabul ederek onların meşhur sanatkarlarının şiirlerini, romanlarını, hikayelerini vesairesini neşrettiler. Batı klasikleri diye. Tolstoy'undan efendime söyleyeyim Balzac'a kadar, Gogol'una kadar, Gogol, Gogol değil o şimdiki şey, efendime söyleyeyim Shakespeare'ine kadar. Onların belli başlı eserleri bizim bugün Türkçe var. Ümit ediyorum ki Arap dünyasında da vardır ki, yani bazı şeylerin var olduğunu efendime söyleyeyim biliyorum. İslam kültürüyle ilgili olan İslam klasikleri yahut ona bizde şark klasikleri deniyordu. Mesela Mevlana'nın Mesnevisini bugün Müslüman olan herkes okumalı. Hatta Müslüman olan herkes değil, Müslüman olmayanlar da okuyor, öyle değil mi? Konya'da yapılan ihtifale bir sürü insan geliyor. Neden? Çünkü Mevlana'nın ortaya koydukları beynel milel değerlerdedir, ölçülerdedir. Ama biz Mevlana'yı bilmeden yahut Sadi'yi bilmeden, efendim Hafız'ı bilmeden bir Müslüman entelektüel ve İslam kültürünü bilmiş olamayız. Onun için şark klasikleri dediğimiz kitapları da sırasıyla ala meratibihim okumamız lazım. Efendim Farssak aslından okuruz. Arapsak efendim söyleyeyim yine aslından okuyabiliriz ama bir başka klasiği onun o dilin tercümesinden okuyacağız demektir bu. O zaman biz
birbirimizin bu manadaki edebi değerlerinin de farkına varmalıyız. Bakın ben bu noktada musikiyi de edebiyat gibi kolay ilgilenebilecek bir şey ve üstelik insanın her halinde de ilgilenebileceği bir şey olarak görürüm. Yani diyelim ki Ümmü Gülsüm'ü yattığınız yerde telefonunuzdan bile ne yapabilirsiniz? Dinleyebilirsiniz. Efendim yahut İranlı bir sanatkarı, bir tar sanatkarını veya efendim değişik sazlar, adları biraz onların farklı. Onları yattığınız yerden dinleyebilirsiniz. Onların sözlerini de anlayabilirsiniz. Çünkü bestelenmiş hale gelen bir söz bir kıymet ifade eder. Bir edebi değer ifade eder. O sebeple musiki ile beraber edebiyat demektir o. Bunları çok kolay elde edebiliriz. Ve böylece entelektüel kimliğimizi kalıcı değerlerle sabitleştirmiş oluruz. Ondan sonra da biz efendim mimari çalışıyorsak o kültür birikimini mimariye aksettirebiliriz. Şimdi Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni yaparken şöyle bir hikaye anlatılır. Olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz ama Mimar Sinan mihrabı yapmış. Mihrabı yaptıktan sonra bir nargile almış. Nargileyi ne diyorlar Hüseyin'cim ona? Püfürdetmiş diye. Nargileyi böyle çekildiği zaman mı ne oluyor? Su böyle gürültüyle bir şey yapar. Fokur diyor. Fokur diyor. Kaynarken çıkan ses gibi. Duyanlar, görenler demişler ki Mimar Sinan caminin içinde nargile içiyor. Halbuki ne yapıyor imiş? Mihrabın akustiğini, kubbenin akustiğini o nargile sesiyle ölçüyormuş. Şimdi nargile nofukur damasa bir musiki midir? Musikidir. Bakın Batı müziği bugün tabiatta olan her sesi olduğu gibi taklit etmekten doğmuştur. Benim bir hocam vardı. Derdi ki kapı gıcırtısını ben notaya alabilirim. Şimdi kapı gıcırtısı notaya alınıyorsa demek ki onun bir ses olarak bir değeri var. Ama kapı gıcırtısı yağlanmadığı zaman bizi rahatsız eden bir sestir. Değil mi? Ve bir peş sıra açılıp kapanırsa ya tamam yeter şu kapıyı kapayın deriz. Ama kapı gıcırtısının nota değerlerini alıp bizim kulağımızdaki ve ruhumuzdaki musiki sıralamasına göre, ıskalasına göre sıralarsak o zaman ortaya Arap müziği, Türk müziği, Fars müziği vesaire bir şeyler çıkar. Yani demek ki musiki noktasında da biz bu kültürel değerlerimizi elde ederiz. Mesela her milletin dini musikisi vardır. Batı'da da vardır. Biz de onlar oratorio diyorlar. Biz ne diyoruz? İlahi dinliyoruz. Yahut Araplar ne diyorlar? Neşide diniye diyorlar galiba. Yani orada ilahi yok. İranlılar ne diyorlar? Onu öğrenemedim ben. İran'a gittiğim halde, sorduğum halde efendim öğrenemedim. Ama onlarda da bir dini musiki var. Peki dini musikinin esas maksadı nedir? Dinleyenlere Allah'ı, peygamberi, haccı, zekatı, dinin emirlerini, kardeşliği, acıma duygusunu, merhameti öğretmek değil midir? Yani onların güftelerinde ve onların güfteleri zaten her biri büyük bir şairin şeyidir. Ümmü Gülsüm'ün fi tarihinde fi rehabillah, fi rehabillah galiba diye bir şeyini dinlemiştim. Hacca gitmiş. Hem güzel söylüyor, hem lafızları güzel. Şimdi bunu dinlediğiniz zaman ya ben de gitsem bu hacca demiyor musunuz? Dolayısıyla yani bizim edebiyatımız ve musikimiz ikisi bir arada entelektüel kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Ben kısaca
sizlere eğer kendinizi yetiştirmek, entelektüel bir kimliğe sahip olmak, yani münevver olmak, kendi milletinizin kültürünü öğrenip sonra onu hazmetmek, onu yaşamak ve ileriye doğru taşımak istiyorsanız önce edebiyatla, sonra musikiyle, sonra da imkanınıza göre diğer sanatlarla meşgul olmanızı tavsiye ederim. Ve dediğim gibi en kolay yol ilgilendiğiniz alanda güzel yazılmış kitapları okumaktır. Bizim bir Ahmet Hamdi Tanpınar diye bir edebiyatçımız var. Duydunuz mu bilmiyorum. Edebiyat tahsil eden var mı içinizde? Şimdi bunun bir Beş Şehir diye bir kitabı var. İstanbul'u, Bursa'yı, Erzurum'u, başka nereyi, Edirne'yi, başka nereyi anlatıyor beşincisine? Kendisi edebiyatçı. Fakat onun anlattığı İstanbul'u ne tarihçi anlatabiliyor, ne şair anlatabiliyor. Bir kere mensur olduğu için uzun boylu yazıyor. Ezanı dinleyince neler hissetti, bir camiye girince ne oldu, bir çeşmeden, bir sebilden, işte Sultanahmet'teki 3. Ahmet Çeşmesi'nden bir su içtiğinde neler hissetti, Topkapı Sarayı'na girdiğinde ne oldu. Şimdi bana göre her millette bu manada yazılmış eserler vardır. Faraza mimarlık yapan arkadaşlar bu tarz eserleri okuyacaklar, bunu hissedecekler. Sonra hissettiğini yaptığı esere aksettirecekler. Eğer kültürden mahrum olursanız ortaya koyduğunuz mimari eserde bir şeye benzemez. Hatta iktisat bakımından bile bu böyledir. Neden? Batı kültürünün iktisadi yapısı israf ekonomisine dayanır. Yani bir şeyi al, kullan, at. Al, kullan, at. Halbuki israf bizim dinimizde haram olduğuna göre biz alıp kullanıp atamayız. Atamayınca da o zaman iktisadi sistemimizi bunun üzerine. Efendim Batı'da bir insanın işte açlık sınırı şöyleymiş. Evet, onun açlık sınırı öyle olabilir. Bizde açlık sınırı o değildir. Çünkü Batılı karnını şişirecek kadar, çatlayacak kadar yer, obezite telaffuz bile etmek zorunda. Amerika'da niye çok? Bu yüzden. Milletin porsiyonları vesairesi filan. Halbuki bizde usul nedir? Midenin 1/3'ünü yemekle, 1/3'ünü su, 1/3 de boş kalacak. O zaman bakın iktisadınız da, ekonominiz de farklı esaslar üzerine. Şimdi deniyor ki Türkiye'de yahut Müslüman dünyasında böyle açlık varken bu adamlar niye feryadı figan etmeyip isyan etmiyorlar filan? Bulduğuna kanaat ediyordu adam onun için. Fazlası zaten fazla diye. O sebeple yani hangi alanla meşgul olursak olalım, kendi geleneklerimiz, kendi kültürümüz, kendi dinimizin bize efendim verdiği bilgiler bizim her alanda işimize yarar ve edebiyatla da bu alanların ne olduklarını, nasıl olduklarını öğrenebiliriz. Benim sizlere bugün söyleyeceklerim bu kadar. Başka soracağınız bir şey varsa onlara da cevap veririm. Siz din ve edebiyat ilgisine sorusuna cevap bulabildiniz mi bu söylediklerim içinde? Evet. Ne tahsil ediyorsunuz? Mühendislik. Mühendislik. Peki. İnşaat mühendisisiniz. Efendim? Design. Tamam, ben de kelimeyi tam duyamadım. Ondan siz? Türk sanatları. Geleneksel Türk sanatları. Sanat tarihi. Grafik tasarım. Evet. Yani yaptığınız işler, tahsil ettiğiniz şeyler İslam dünyası için, kendi milletleriniz için, hepimiz için çok önemli şeyler. Bu dediğim noktalardan
kültürel değerleri de tanıdığınız zaman onu yaptığınız her işe kolayca uygulayabilirsiniz. Benim sözlerim bu kadar. Hüseyin'cim tamam mı? Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah.